2016 bu meseleler işte 15 Temmuz'dan sonraki süreçte konuşulduğunda benim söylediğim bir cümle vardı. Bakın dikkat edin, şunlar yapılmazsa 2019'da Türkiye'de iç savaş, kan su yerine akacak diye. Söylediğim ana mesele, adamların söylediği son derece doğru. Başka bir analiz o çünkü. Başka, bakın değerli arkadaşlar, herkes şunu düşünmeli. Böyle romantik düşüncelerle, romantik cümlelerle, kendim böyle mış da olabilirmişlerle bu işler olmaz. Bu real politik, gerçekçi olacaksınız. Gerçekçi olacaksınız. Enver Paşalar jenerasyonu gerçekçi değil de imparatorluğun çöküşüne tanıklık ettiler. Mustafa Kemaliler, o grup gerçekçiydi, yeni bir devleti yarattılar. Yeni bir devleti yarattılar. Bakın şimdi buradan hareketle söyleyeyim, o kapağı getirdiğiniz için sağ olun, var olun. Yani benim için de son derece ufuk açıcı oldu bakın. Estağfurullah. Sevr neydi? 10 Ağustos 1920. Sevr'in ilk adımı ne zaman atıldı? 1820. Moraköy'lü isyanlarıyla başlayan imparatorluğun parçalatılması. Neyi hayata soktular? Şark sorunu diye. İşte tarihte yeri olan, yani Taviyana kapılarına gelmiş olan bu Türk Müslüman unsurlar Horasan'a kadar, geri gönderilinceye kadar bu dava devam edecektir. Yani Haçlı İhlal Savaşı meselesi. 100 yıl uğraştılar. 100 koca yıl imparatorluk parçalandı. Anadolu kaldı, yetmedi, Anadolu'yu da parçaladılar. Doğru mu söylüyorum? İşte Sevr haritası ortada. 425 maddedir o Sevr. Değil mi filozof Rıza Tevfik Feylasof imzaladığı? Mesela. Ne oldu? Mustafa Kemal diye bir adam çıktı. 100 yıldır uğraştıkları projeyi çöpe attı. 2020 Sevr'in kaçıncı yılı? 100. 100. yıl. Bir bakın bakalım, her yüzyılda bir insanlık tarihi neleri değiştirmiş? Lütfen bakın, 1815, Viyana Kongresi 1915, Birinci Savaş, işte Gelibolu, Çanakkale, bak 1915, 100 yıl. Hemen gerisine bir gidin bakın, 1614'te ne göreceksiniz? Gerisine bir gidin, bir bakın 1514'te ne göreceksiniz? Onun için bir gerçekçi olacak. Efendim işte bir şey söyleyeyim, ben kendim için. İşte bir Erol'un tercihine söyleyeyim ama o bir muhalif oldu. Kardeşim ben bir vatanseverim, ben bir sol kemalistim, ülkem adına konuşuyorum. Hiç umurumda bile değil. İktidarda bugün AKP yerine son seçim Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış olsaydı ve oradan bir şahsiyet, Cumhur Reisi, parti çoğunlukta olsaydı, ben aynı cümleleri söylemeye devam edecektim. CHP iktidar oldu diye ben cümlelerimi geri mi çekecektim? Buyurun işte The Economist, bak kapak orada. Kapak orada. Ben subay olduğum dönemde de, sonra ayrıldığım dönemde de bu strateji merkezleri ile ilgili yaşadığım deneyimleri, yaşadıklarımı size bir anlatsam, o zaman anlayacağız yani bu karanlık meseleler ne, Türkiye niye buralarda patinaj yapıyor? Onun için herkesin aklını başına toplaması lazım kardeşim. Lamıcımı yok, bak adam bir şey anlatıyor orada dergide o kapak. Çatı çöktüğü zaman altında herkes kalacak. Çatı çöktüğünde ne İslamcı, ne dinci, ne imansız, ne imanlı kimseye ayırmaz kardeşim. Ne CHP'lisi, ne MHP'lisi falan filan, oturur çelik çomak oynarsınız ondan sonra. Oturur çelik çomak oynarsınız. 30 Ekim 1918 sonrası İstanbul'unu yaşarsınız. Yaşarsınız. Hele şimdi bu Rusya ile bu Türk akımı, bu boru moru, bu hikayeler buraya geldikten sonra sanıyor musunuz ki dünyanın bir takım merkezlerinde Türkiye, ne güzel ya, Türkiye'den de bak ne hoş bu geçecek toplantıları yapılıyor. Bugün ne çalışma vardı? Deniz kısmı. Tabii. Bak bakalım o merkezler şimdi neyin hesabını yapıyor. Hocam o borulardan önce ben size sormak istediğim, şimdi bu Türkiye ekonomisinin en büyük kara deliklerinden biri ki yıllardır hem PKK, şimdi daha da arttı fatura, Suriye girdi işin içine. Bizim bu Suriye, ben macera demek istiyorum, maceramız ne kadar sürer, nasıl çıkarız, çıkabilir miyiz, nasıl bitecek, ne düşünüyorsunuz? Çıkamazsınız. Çıkamazsınız. Ama bir sonu var her şeyin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar net cevap veriyorsunuz? Hep kısa, cevabı baştan veriyorsunuz. Kardeşim çıkamazsınız. Bak şimdi niye çıkamayacağını söyleyeyim sana. Suriye'nin kuzey dediğimiz o bant bizim dibimiz mi hemen? Senin ulusal güvenliğinle ilgili mi? Ulusal güvenliğinle ilgili. Şimdi bak orada. İdlib 20 kilometrelik kısa bir şey. Aynel Arap falan dediğimiz damar, bölge. Onun hemen arkasından Fırat'ın doğusu. Türkiye'nin çabası, anlattığı şey ne? Fırat'ın doğusu. ABD ne diyor? Fırat'ın doğusuna seni sokmam. Tam tersi PYD, YPG unsurlarının yanına şimdi ben 500'de şimdi Amerikan askeri gönderdi. Çok seçmece, çok özel askerler. Bırak sen bütün savaş aygıtlarıyla desteklemeyi, adamlara vermeyi. Bilmem kaç bin tır işte bizim Cumhur Reisi söylüyor Tayyip Bey kaç bin bir. Bas bağırıyor. 3 bin tır. Bağırıyor 3 bin, 5 bin neyse. Söylüyor mu? Söylüyor.
ABD'den itiraz geliyor mu gelmiyor. Tam tersi yığıyorlar mı yığıyorlar. Peki o zaman şimdi bu bant bu durumdayken nasıl çekileceksiniz siz oradan? İlk daha ilk günler benim bir cümlem var işte YouTube'dan önüm duruyor. Dedim ki Türkiye'nin Vietnam'a olacak. Birileri cevap verdi orada. Vietnam'ın neresi olduğunu biliyor mu ki diye. Ya mercimek beyinli insanların cevap vermesi kadar bana absürt bir şey görünmüyor. Vietnam literatürde, siyaset biliminde ne olarak geçer? Bataklık olarak geçer. Girdin mi çıkamazsın. ABD için Vietnam binlerce mil uzakta olan bir yerdi. Bu söylemiş olduğumuz Suriye'nin kuzeyi bizim için 20 dakikalık bir yer. Nasıl çekileceksiniz oradan? Çekilin şimdi bakayım. Çekilin. Çekildiğin andan itibaren zaten olağanüstü büyük tehlike. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi İdlib'i düşünün. İdlib'in devamı nereye verecek sizi? Denize veriyor mu? Hatay'a. Peki kardeşim. Buradan çıkarmış olduğunuz terör unsurları nereye sığındı? Nereye gitti? Bu adamlar silahları, milahları nereye gitti? İdlib'den senin Hatay'ına bunlar girdikleri andan itibaren, sızdıkları andan itibaren Türkiye'nin içine dağılıyor bunlar. Bakın şimdi bir çok karanlık bir senaryodan söz edeyim. İdlib'e geldi, oradan Hatay'dan içeri girdiler. Türkiye'ye dağıldığında ne olur bir iki sene sonra bütün bu İstanbul, işte burası dahil olmak üzere İstiklal Caddesi bilmem ne, tıpkı Afganistan, Kabil'de olduğu gibi, tıpkı Pakistan'da olduğu gibi elinde Kalaşnikov'la binlerce insanın dolaştığı bir yer haline gelir. Nasıl çıkarsınız şimdi siz oradan? Senaryolar şöyle yazılır. Strateji senaryoları daima 4 tane yazılır. Amerikan standardı alfa, beta, Charlie, delta, Türk alfabesi ABCD diyelim. D en kötü senaryodur. En kötü. Bu C bu senaryoya hazırlıktır. Bunun gerçekleşmemesi için son aşamada artık nelerin yapılması gerekir diye senin son bütün ekonomik gücün bilmem neyin sarf edilmesi gerekir. B senaryosu ise A olan senin üstünlüğünle ilgili bir meseledir, iyimser olandır. Bunu karşı taraf çözdüğünde sen buna başlamış olmalısın. İşte bunun için 4 tane senaryo yazdı. Zaten 4.sü varsa geçmiş olsun. Biz şu anda hangi senaryo? Siz bak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şu anda ABD'nin önce birinci senaryosunu çözmek için çok çabaladık. Açıkça anlatmış olmalarına rağmen. Adamlar şimdi ikinci aşamadalar işte Fırat'ın doğusu Suriye Kürdistan'ını kurduruyor. Bakın değerli arkadaşlar, 1990'ların başında biz bu ülkede televizyonlarda Büyük Kürdistan, Büyük Kürdistan diye konuşuyorduk hep. Gelinen nokta ne biliyor musunuz? Büyük Kürdistan projesinden vazgeçilmiş olduğunu görüyor ve değerlendiriyorum. Kürdistanlar kurduruldu. Irak Kürdistanı, Suriye Kürdistanı, peki Türkiye Kürdistanı ve İran Kürdistanı. Bunu durdururken söylemiyorum. Sene 1896 ABD parlamentosunda Osmanlı Devleti tartışılıyor. Söyledikleri şey şu, Birleşik Türkiye Devleti ifadesidir. Sene 1999 bir kitap yayınlandı. Morton Abramovic falan imzalı, bak CIA'nin iki sorumlusu bunlar. Ön sözünü Morton Abramovic yazdı, ABD Büyükelçisi. Kitabın iki yazarı CIA'nin Türkiye sorumlularıdır. O kitabın 11. sayfasında bir şey var. Diyor ki Birleşik Türk Devleti. Sene 1896, sene 1999 yayınlanma, İngilizcesinin yayınlanma tarihi, Türkçe'ye çeviri tarihi 2011'dir bu kitabın. 1999'daki Türkiye'nin Kürt meselesi kitabı diyor ki, referansımız bizim 1988 yılında ABD Senatosu'nda yapılan tartışmalardır. O tarihte o ABD'deki bizim büyükelçi kimdi acaba, çok merak ediyorum ya. Bunlardan bir haber olan, bir haber olan. Kimdi bu adam? MİT sorumlusu kimdi? 3 tane askeri ateşe kimdi? Dışişlerinin sorumluları kimdi? Emniyetin oradaki ajanı kimdi? Niye haberiniz yok bunların sizden? 1988 tartışmalardan duvar ne zaman yıkılacak? 89. Demin siz 1988'deki The Economist'i söylerken benim dikkatimi o çekti. Duvar bir yıl sonra yıkılacak. Evet, duvar bir yıl sonra yıkılacak. Duvar bir yıl sonra yıkılacak adamlar o kapağı yaptıklarında. Demin işte sorduğunuz sorunun yanıtı o. Hani diyoruz ya dış güçler bilmem var mı yok mu? Kardeşim her zaman var. Biz nasıl varsak onlar da var. Biz de başka ülkeler için, bölge ülkeleri için biz de tehlikeyiz. Biz de tehlikeyiz. Suriye, bizi dış mihrak Suriye diyoruz. Suriye Arabistan dış mihrak olarak görüyor bugün bizi. Gayet tabii ki canım.
İran'da bir takım olaylar olduğunda İran bizi görüyor. Biz İran'ı görüyoruz. Uğur Mumcu ışıklar içinde uyusun öldürüldüğünde ben de daha ben o zaman subaydım, Ankara'da karargahta görevliyim, cenazeye gitmiştim. Sokaklarda bağırılıyordu abi, Türkiye layıktır, layık kalacak, kahrolsun İran. Yıllar sonra fark edin, bilin bir araştırılma, ben de en son yazdım. Ben kendim de yazdım Uğur Mumcu cinayetini en son, siyasal cinayetler kitabında. Arkasında İran'ın rüzgarı bile yok. Değil İran, rüzgarı bile yok. Uğur Mumcu cinayeti başka, mahfillerin eseri.